İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ermenileri Konseyi. 10 Temmuz 1841. Türkler tarafından İzmir'in Ermeni Mahallesi'nin yakılması. Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları görüştü. Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu ile buluştu. Haçlıların gizli kitabı. Kilikya Ermenistan'ın limanlarında neler gizli? Madde 7. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yerli otokton halkların hakları konusundaki deklarasyonu, iyi alışkanlıklar ve deneyimlerden çıkarılan derslerdir. Yerli halkların hakları konusunda özel raportör ile Birleşmiş Milletler Yerli Sorunlar Daimi Forum Başkanı, Yerli Halkların Gönüllü Fonu'nun Birleşmiş Milletler'in mütevelli heyeti, Kadına Yönelik Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi ve İnsan Hakları Komitesi üyeleri arasında bir diyalog gerçekleşti. Batı Ermenistan Deklarasyonu'nun 4. maddesine yoğunlaşmak istemektedir. Bu madde şu içeriğe sahiptir. Yerli halklar özerk olmak, kendi iç ve yerel işlemlerini bağımsız olarak yürütmek ve özerk faaliyetlerini finanse etmek için kendi kaderini tayin hakkını kullanma hakkına sahiptir. Bu maddeye dayanarak Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin deklarasyonu ve Rusya Federasyonu kararnamesiyle tanınan Batı Ermenistan'ı Ermenilerin bağımsızlığını da içeren kendi kaderini tayin hakkı, Rusya tarafından Finlandiya'nın bağımsızlığının tanındığı aynı gündür ki bizler bu sene bu gerçeğin 100. yıl dönümünü kutlayacağız. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi 2014 tarihinde 64 milletvekilli yasama meclisinin seçimlerini organize etme kararını aldı. Tüm makaleyi Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun internet sitesinden izleyebilirsiniz. Türkler 10 Temmuz 1841 tarihinde İzmir'in Ermeni Mahallesi'ni ateşe verdiler. Osmanlı İmparatorluğu'nun batı yakasındaki bu liman şehri kendi zamanında uluslararası ticaretin en canlı merkezlerindendi. Önem ve faaliyet bakımından sadece Konstantinopolis'ten geriydi. 1841'deki istatistik verilerine göre İzmir'in 200 bin sakininden ancak %43'ü Türk ya da karışık Türktü. Rumlar ve Ermeniler ise %45'ten fazlaydı. Modern Ermeni tarihinin kronolojisinde 10 Temmuz 1841 İzmir yangını, şehrin Ermeni mahallesine karşı Türklerin gerçekleştirdiği acımasız suç olarak daima hatırlanmaktadır. Çeşitli hatıratlardan öteye giden ve Ermeni karşıtı bu suçu gerçekliğiyle anlatan bir edebiyatla tanışmak zordur. Makalenin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu sitesinden izleyebilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mamatyarov arasındaki görüşme 11 Temmuz günü Brüksel'de gerçekleşti. Görüşmede Agit Mis Grubu eş başkanları Igor Popov, Stefan Viskontin, Andrew Schofer ile Agit İcra Başkanı'nın özel temsilcisi Andrei Kasperchik hazır bulundu. Zohrab Mnatsakanyan görüşme süreci dışında başka alternatifin bulunmadığını vurgulayarak, bu kontekste barış için elverişli bir ortam yaratılmasını, gerginliği azaltacak doğrultuda atılan adımları, ateşkesin kesintisiz korunmasını ve saldırgan retoriğin terk edilmesini önemsedi. Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan, kalıcı barışı sağlama çabalarının etkide bulunması için çatışan tüm tarafların gerçekçi ve yapıcı katılımının önceliği bulunduğunu ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşme sırasında ülkeler arasındaki ilişkilerin oldukça olumlu bir şekilde geliştiğini açıkladı. Putin, bu yalnızca ekonomi alanında değil, aynı zamanda politik alanın işbirliği konusunda da işbirliğimizi ifade eder ve askeri departmanlar arasında da ilişkiler yüksek düzeyde düzenlenmektedir, dedi. Netanyahu ise kendi konuşmasında Putin ile her görüşme, Orta Doğu'da ve dünyada güvenlik ve güven artırma fırsatı veriyor, dedi. Onun sözlerine göre İsrail yetkililerinin temel dikkati Suriye ve bu ülkedeki İran'ın varlığı üzerine odaklanmış durumda. Başbakan, İsrail'in hava sahası ile kara sınırını ihlal etme girişimlerini kesinlikle önleyeceği sözünde bulundu. Venedikli Marino Sanudos, Haçlıların Gizli Kitabı adlı çalışmasında Kilikya Ermenistan'ına ait 25 liman hakkında yazmaktadır. Bugün tüm bu limanların yerini bulmak zor ancak bunların en ünlüleri hala olağanüstü ve görkemliliğiyle göze batmaktadır. Ayas, Kilikya Ermenistanı'nın ana limanıdır. Buraya girenleri önce Ayas Deniz Kalesi karşılıyor, burası liman girişini denetim altında tutuyor.
Şehri koruyan surlar denize kadar inmekte ve limanın girişinde inşa edilmiş olan kaleyle son bulmaktadır. Burası Ermenistan'dır adlı projenin sahiplerine göre kale duvarlarında yuvarlak taşlar mevcut. Programın bir sonraki aşamasında limanda ticari ve askeri gemilerin nasıl hazırlandığı anlatılıyor. Ayasta kuleler ayrıca bu amaçla da inşa ediliyordu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sona ve Garik'in seslendirdiği Nino adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.